Master biraderlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Top Trumps Marvel Cook serimizin üçüncüsündeyiz. Bugün bu kutuyu inceleyeceğiz. Ama diğer videolarda yaptığımız gibi oynanışı çekmeyeceğiz. Çünkü oynanış zaten uzun sürüyor. Hem de bugün tekim. Onu çekmeyelim dedik. Zaten oynanışını görmek istiyorsanız diğer videolardan izleyebilirsiniz. Bugün sadece incelemesini yapacağız. Bunu arkadaşlar Instagram'da siz seçmiştiniz. Oraya biz ankette WWE kartlarını koymuştuk. Futbolcu kartlarını, bu Marvel kartlarını ve Taso mu çekelim demiştik nostalji içeriği olarak. Sizler bunu istemiştiniz. O yüzden ilk olarak bunu yapalım. Bir sonraki zamanlarda diğerlerini de yaparız. Yine anketlerimiz devam edecek. Size sorarak bu nostalji içeriklerine devam etmek istiyoruz sırasını. Yani sizin seçmenizi istiyoruz. Katılıp oradan da bize oy verebilirsiniz anketlerimize. Aynı zamanda Discord sunucumuz ve Instagram adresimiz olsun. Hepsine linklerden ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuza da hepinizi bekleriz diyelim ve kutuya bakalım. Şimdi her zamanki gibi yine kendi kutusunu bunu bayağı kötü hale getirmişim. Bu sefer turuncu renkli ve Fantastic Four'lu bir şey. Nasıl diyeyim? Ne demek buna? Kapaklı diyeyim. Bu üçüncü serinin de. Yine burada işte nasıl oynandığına yönelik, şöyle orada tutayım. Yine nasıl oynandığına yönelik anlatılan bir kart var. Diğer kutulardan bahsediyor burada. O zamanki dönemde olan. Bir de yine burada kutu önerili. 1 ve 2 bunları zaten videolarını çekmiştik. Onları da yukarıya, şuraya falan bir yere bırakırız. Etiket linklerini. Şimdi başlayalım. Evet. Scarlet Witch ile başlıyoruz. Zaten bunun dizisini de izlemişsinizdir diye umuyorum arkadaşlar. Hepinizin bildiği güzel bir karakter. Ve Vision. Scarlet ile Vision'ın beraber şöyle küçük minnoş sevgilileri şöyle yan yana koyalım. Black Widow 2. Bunda Black Widow'un ikinci filminde sanırım göreceğiz diye hatırlıyorum. Yelena Belova. Aynen. Ama hatırlıyorum bunun, yanlış hatırlamıyorsam ikinci filmde gelecek. Yani ikinci film diyorum. Black Widow'un filminde göreceğiz bu karakteri. Ant-Man. Red Skull. Ve olması gerektiği gibi bir Falcon. Filmlerdekinin aksine. Daha olması gereken, doğru olanı. Loki, ama bu Loki'nin bence artını şeyini güzel yapmadıklarını düşünüyorum. Çok heykel varimsi. Ya çizgi romanlarda nasıl tam hatırlamıyorum ama yine bileyim, yine daha güzel kullanılabilirlerdi. Cable nerede vardı? Wolverine filminde mi vardı? Yoksa Deadpool'da mı vardı? Emin olamadım. Birinde Cable'ı gözüküyordu yanlış hatırlamıyorsam. Giant Man. Şöyle gösterelim. Bu Ant-Man bizim filmlerdeki Scott karakterinin Ant-Man'di. Bu da Giant Man, Hank Pym. Onun şeyini de gösteriyor ama gerçi yanlış hatırlamıyorsam Hank Pym zaten Ant-Man olarak da şey yapıyordu. Niye bunu böyle yapmışlar bilmiyorum. Yani Ant-Man olarak da şey yapıyordu. Bu Electro, bu da Spider-Man'in eski yani düşmanlarından bir tanesi olması lazım. Sinister Six'te karakterlerinden bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu Amora, bu şey Loki'lerin, Thor'un şeylerinden. Orada bir büyücü bir karakterdi yanlış hatırlamıyorsam. Iron Fist. Aslında bu şey X-Men düşmanlarından olması lazım. Bayağı güçlü bir karakterdi. Ki sanırım bu kutunun da en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Bullseye. Benim çok sevdiğim bir karakteri olan Carnage. Bunu kesinlikle bir Venom, Spider-Man, Carnage filmini görmek istiyorum. Yine X-Men'den Pyro. Namor. Bu da gelecek falan diyorlardı filmlerde ama. Yani. Thanos. Ne kadar Thanos bilmiyorum. Tip olarak biraz çok beğenmedim açıkçası. Dark Phoenix, Jean Grey'in Dark Phoenix hali. Böyle bunun filmini hiç beğenmemiştim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz bize. Shang-Chi, bunun filmi gelecek diye hatırlıyorum. Bu yeni evrende. Bu sefer bunun filmi sanki duyuruldu diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorum olmasın. Marvel Boy.
Hatırlamıyorum o karakteri. Kraven. Yine Spider-Man'in düşmanlarından. Sandman. Kang. Bu da bayağı güçlü bir karakter diye hatırlıyorum. Çizgi romanlarda falan öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de bakarsanız bu evrenin en sonunda Thanos yeri gibi buna bağlanır. Luke Cage. Fantastik Dörtlü. Hepsi bir arada. Ultron. Wasp. Bunda tabi hepinizin bildiğini düşünüyorum bunları. Ve Morlu. Ve bu kadar arkadaşlar bu kutuda. Bunda da dediğim gibi tek olduğum için ve çok da uzun sürdüğü için zaten biri de olsa yanımda şu an Zeki yok. Zeki olsa dedim, hani oynayabilirdik belki ama yine dediğim gibi çok uzun sürüyor. O yüzden bu videoyu zaten oynamak düşünmüyorduk. Hani cidden oyunlar bazen çok uzun sürebiliyor. Bu yani ben oynamaktan hiçbir zaman keyif almadım açıkçası bu kartları zaten. Asıl koleksiyon böyle elimi tutma amaçlı hep almıştım severek. Ki bu Top Trumps'ın da daha devamı gelecek. Elimizde birkaç kutu daha olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de sizler için daha bulabilirsek ekstra bulup toplarız da. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bu tarz videoların, bu tarz nostaljik içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bize bunları yorumlarda belirtip kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Yine dediğimiz gibi Discord ve Instagram hesaplarımıza açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Instagram'da Yu-Gi-Oh kart çevirileri olsun, işte bu tarz anket gibi olsun, soru-cevaptır vesaire eğlenceli içerikler de üretiyoruz. Instagram hesabımıza da bekleriz. Bakarsanız belki yakında bir çekiliş de gelir. Yine bir Yu-Gi-Oh destesi olabilir. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.